Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıf ışık konusunda ışığın kırılmasını hep birlikte göreceğiz. Evet, dersimize başlıyoruz. Su dolu bir bardağın içerisine koyduğumuz bir pipete yandan baktığımız zaman onu kırılmış gibi görürüz. Aynı şekilde çay bardağının içindeki çay kaşığının da bu şekilde göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ışığın kırılmasıdır. Işık nasıl kırılır? Hemen bunu inceleyeceğiz. Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirmesine ışığın kırılması diyoruz. Saydam ortamlar arasında değişim yapan ışık doğrultusunu değiştirebilir. Bunun ismi ışığın kırılmasıdır. Şekilde farklı iki ortam görüyorsunuz. Ortamları ayıran çizgiye ayırma yüzeyi adını veriyoruz. Ayırma yüzeyine dik olarak 90 derece ile çizilmiş olan doğrunun ismi normal. Kırmızı ile noktalı şekilde gördüğünüz doğruya normal adını veriyoruz. Birinci ortamda ilerleyen ışın, gelen ışın, ikinci ortamda ilerleyen ışınsa kırılan ışın olarak adlandırılır. Gelen ışınla normal arasında kalan açıya gelme açısı, kırılan ışınla normal arasında kalan açıya da kırılma açısı adını veriyoruz. Kırılma olayında ortamları ayıran yüzeye gelen ışık ışını ile normal arasındaki açı gelme açısıdır. Bu konuda bazı yanılgılar olabiliyor. Sorulara baktığınız zaman yüzeyle gelen ışın arasındaki açıyı gelme açısı olarak adlandırmıyoruz. Belirtmek istiyorum. Gelme açısı yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açıdır. Aynı şekilde kırılma açısı da yüzeyin normali ile kırılan ışın arasındaki açıdır. Normal, tekrar hatırlatıyorum, yüzeye dik olarak çizilen, 90 derece ile çizilen doğrunun ismidir. Işık havadan cama veya camdan havaya dik açıyla, yani 90 derecelik bir açıyla gönderildiği zaman kırılmaz. Aynı doğrultuda yoluna devam eder. Işığın kırılmaması bu ortamlarda hızının değişmeyeceği anlamına gelmez. Işık bir ortamdan başka bir ortama geçtiği zaman hız değiştirir. Bu üç ortamda, hava, su ve cam ortamında ışığın nasıl ilerlediğini şöyle bir hatırlayacak olursak, hava tanecikleri birbirinden uzakta olan bir madde olduğu için ışık bu ortamda daha rahat ilerleyecektir. Oysa ki cam tanecikleri birbirine daha yakın bir ortam olduğu için ışık bu ortamda daha yavaş ilerleyecektir. Şekilde havadan cama geçen ışığın hızı azalacaktır. Camdan tekrar havaya geçen ışığın hızı artacaktır. Ancak bu şekilde gördüğünüz gibi dik olarak geliyorsa, bir ortamdan diğer ortama dik olarak geçiyorsa doğrultusunu değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz. Peki ışık dik olarak gelmezse ne olur? Işık havadan cama veya camdan havaya dik olmayacak şekilde gönderildiğinde hem kırılır hem de hızını değiştirir. Dik olarak geldiğinde sadece hızını değiştirir diyorduk. Dik olmayacak şekilde geldiği zamansa hem kırılır hem de hızını değiştirmiş olur. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gelen ışık normal çizgisine yaklaşarak kırılır. Şekilde gördüğünüz gibi birinci ortam az yoğun bir ortam, ikinci ortamsa çok yoğun bir ortamdır. Az yoğun ortam, kırıcılığı az ortam, çok yoğun ortamsa kırıcılığı fazla olan ortam olarak değerlendirilebilir. Birinci ortamdan ikinci ortama gelen ışın normal çizgisine yaklaşarak ilerler. Bu durumda biz tekrarlayabiliriz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normal çizgisine yaklaşarak kırılır. Şekilde de göreceğiniz gibi bu durumda gelme açısının kırılma açısından daha büyük olduğunu da söyleyebiliriz. Bu durumda az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın hızının da azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü biraz önce söylemiştik, cam havadan kırıcı olduğundan ışık bu ortamda daha küçük bir hıza sahip olmuş olur. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık nasıl hareket eder? Şekil 3 ve 4 arasında ışınları görüyorsunuz. Üçüncü ortam çok yoğun bir ortam. Dördüncü ortamsa az yoğun bir ortam. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiği zaman
normalden uzaklaşarak kırılır. Bu sırada ışığın hızı da az yoğun ortama geçeceği için artacaktır. Su camdan az kırıcı olduğundan ışık bu ortamda cama göre daha büyük hıza sahip olacaktır. Işığın maddesel ortamdaki hızı boşluktaki hızından küçüktür. Buradaki tabloda görüyorsunuz ışık boşlukta yaklaşık 300 bin kilometre bölü saniye hızla ilerlerken havada, suda, buzda, camda ve elmastaki hızları bundan çok çok farklıdır. Işık en hızlı boşlukta ilerleyecektir. Ortamın yoğunluğu arttıkça ışığın hızı da azalır. Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama her zaman geçebilir. Ancak çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık her zaman geçemez. Bunun bazı kuralları vardır. Burada 4 farklı ışın görüyorsunuz. Sınır açısı nedir? Tam yansıma nedir? Bunları teker teker göreceğiz. Öncelikle sınır açısına bakalım. Bir ortamdan diğer ortama, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları için bazı açı değerleri sınır açısı olarak adlandırılır. Kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısına sınır açısı adını veriyoruz. Şekil 1'de sudan havaya geçişte sınır açısının 48 derece olduğunu görüyorsunuz. Yani sudan havaya bir ışın gönderdiğimiz zaman eğer bu ışınımızı 48 derecelik açıyla gönderirsek ışın diğer ortama geçemez, geldiği ortama da dönemez ve ortamları ayıran yüzeyin üzerinden yüzeyi yalayarak ilerler. Camdan havaya sınır açısıysa 42 derecedir. Yani biz camdan havaya doğru 42 derecelik bir açıyla ışınımızı gönderirsek yine ışın ortamları ayıran yüzeyden ilerler. Normal çizgisine dik olacak şekilde. Bu yüzden de kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısına sınır açısı adını veriyoruz. Peki ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısından daha büyük bir açıyla gelirse ne olur? Eğer sınır açısından daha büyük bir açıyla gelirse diğer ortama geçemez ve aynı açıyı yaparak geldiği ortama geri döner. Biz buna tam yansıma olayı diyoruz. Tekrar edelim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçerken sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderilirse ışınımız aynı açıyı yaparak geldiği ortama geri döner. Buna tam yansıma olayı adını veririz. Bu şekilde sınır açısı, tam yansıma ve diğer durumları teker teker inceleyeceğiz. Birinci şekilde gördüğünüz gibi ışını dik olarak göndermişiz. Dik olarak gelen bir ışın diğer ortama hiç kırılmadan dik olarak devam edecektir. Eğer ışın ikinci şekildeki gibi sınır açısından daha küçük bir açıyla gelirse diğer ortama rahatlıkla geçecek ve kırılma kanunlarına uygun davranacaktır. Yani sudan havaya geçtiği için, çok yoğundan az yoğuna geçtiği için normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Eğer ışınımız üçüncü ışındaki gibi sınır açısı değeriyle gelirse ortamları ayıran yüzeyden yani normale dik olacak şekilde ilerleyecektir. Eğer ışınımız sınır açısından daha büyük bir açıyla gelirse bu kez diğer ortama geçemeyecek ve geldiği açının aynısını yaparak geldiği ortama geri dönecektir. Buna da tam yansıma dediğimizi söylemiştik. Serap olayı sıcak havalarda zemin üzerinde farklı yoğunlukta hava katmanları oluşur. Işık bu katmanlardan geçerken kırılma ve tam yansımaya uğrar. Gözümüze ulaşan ışınlar şekilde gördüğünüz kesikli çizgilerle gösterilen doğrultudan geliyormuş gibi algılanır. Bu yüzden çölün o bölgesinde sanki bir su birikintisi varmış gibi görürüz. Bunu yazın asfalt üzerinin ıslak olmasını gördüğümüze de benzetebiliriz. Uzun yolda ilerlerken asfaltın bir kısmını ıslakmış gibi görürüz. Ama yaklaştığımız zaman böyle bir ıslaklık olmadığını fark ederiz. Bu da yine buna benzer bir olaydır. Tam yansıma olayından teknolojide yararlanabiliyoruz. Saç teli kalınlığındaki fiber optik kablo içerisine gönderilen ışık tam yansıma yoluyla ilerler. Bu kablolar iletişimde ve tıpta yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Kablolarda lazer ışığıyla binlerce mesaj taşınmakta. Yine aynı kablolar yardımıyla tıpta endoskop denilen cihazla iç organlarımız görüntülenebilmektedir.
Işık ışınları su, pencere camı veya buzlu cam gibi maddelere çarptığında çarpan ışınlardan bir kısmı bu yüzeyler tarafından kırılırken bir kısmı da bu yüzeylerden yansır. Su yüzeyinin ve camların görünmesinin nedeni yansıyan ışıktır. Dibi görülebilen göl, gölet, havuz gibi berrak sular göründüklerinden daha derindir. Bu yine ışığın kırılması ile ilgilidir. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bakılırken çok yoğun ortamdaki cisimler olduklarından daha yakında görünür. Yani bu balıkçı suyun içerisindeki cisimlere bakarsa eğer onları olduğundan daha yakında görecektir. Dik açıyla bakmadığı sürece avlanması zorlaşacak demektir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakarken az yoğun ortamdaki cisimler olduğundan uzakta görünür. Yani denizin içerisindeki bu çocuk balıkçıya doğru baktığında onu daha uzakta görecektir. Işığın kırılmasının bir başka sonucu su dolu bardağa koyduğumuz kalemlerin kırılmış gibi gözükmesidir. Bunu evde deneyerek rahatlıkla gözleyebiliriz. Örnek sorumuza geçelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın kırılmasıyla ilgili değildir diye sormuş. Havuzun olduğundan daha sığ görünmesi ışığın kırılmasıyla ilgili bir durumdur. Su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık gibi görünmesi yine ışığın kırılmasıyla ilgilidir. Büyüteçli cisimlerin olduğundan büyük görünmesi mercekler konusunda göreceğiz. Bu da yine ışığın kırılmasıyla ilgili. Üzerine kırmızı ışık düşen beyaz renkli bir cismin kırmızı görünmesi ışığın renklerine ayrılmasıyla alakalı. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği olmalı. Yoğunlukları farklı olan X ortamından Y ortamına dik açıyla gönderilen ışığın sürati ve doğrultusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yoğunlukları farklı demek bu X ve Y ortamından bir tanesi diğerinden daha kırıcı demektir. Ancak biz bu ortamdan birinden diğerine gönderdiğimiz ışığı dik açıyla göndermişiz. Öncelikle dik açıyla gönderilen bir ışının doğrultusunun değişmediğini söyleyebiliriz. Çünkü ne demiştik? Dik gelen diğer ortama da dik olarak devam ediyordu. Ancak kırılmamış olması ortamlarda süratinin değişmediği anlamına gelmez. Ortam değiştiren ışığın sürati değişir. Bu durumda cevabımız sürati değişir, doğrultusu değişmez olan C seçeneğidir. Bir başka örnek sorumuz, ışık ışınları bazen bir ortamdan diğer bir ortama geçerken kırılmaya uğramazlar. Tekrar bulunduğu ortama dönerler. Biz buna ne isim veriyorduk? Tam yansıma diyorduk. Geldiği ortama tekrar aynı açıyla geri dönmesine tam yansıma adını veriyorduk. Buna göre verilen olayın gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur? Işık ışınlarının yüzeyin normaline dik gelmesi bu seçenek tam yansımaya neden olmaz. Dik olarak gelen ışın diğer ortamda da dik olarak ilerler. Işık ışınlarının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama sınır açısından büyük gelmesi. Sınır açısından büyük gelmesi evet tam yansımaya neden olur. Ama tam yansıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken gerçekleşmez. Bu yüzden B seçeneğimiz de doğru cevabımız değil. Işık ışınlarının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısından küçük gelmesi, sınır açısından küçük geldiğinde değil, büyük geldiğinde tam yansıma gerçekleşiyordu. O yüzden C seçeneğimiz de yanlış. Işık ışınlarının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısından büyük gelmesi demiş. Evet, ışık ışınları çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama gönderildiğinde sınır açısının değerinin üzerinde bir değerle gönderilirse diğer ortama geçemeyip geldiği ortama geri dönecektir. Bu yüzden de cevabımız D seçeneği olmalı. Bir başka örnek sorumuzla devam ediyoruz. Işığın kırılması ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir ışın normalden uzaklaşarak kırılır. Evet, çoktan aza geçerken ışın normalden uzaklaşıyordu. O yüzden birinci ifademiz doğru. Işık ışınları bulunduğu ortamdan daha yoğun bir ortama girerse süratleri azalır. Evet, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın sürati yani hızı ne yapacaktır? Azalacaktır.
Bu ifademiz de doğru. Ortam değiştirirken ışık ışınlarında gelme açısı her zaman kırılma açısından küçüktür. Bunu söyleyemeyiz. Eğer ışın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa gelme açısı kırılma açısından büyüktür. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorsa gelme açısı kırılma açısından küçüktür. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olmalı. B seçeneği. Evet, çıkmış sorularla devam edeceğiz. Daha önceki yıllarda bu konu 8. sınıf konusuydu. O yıllarda da sınavlarda sık sık karşımıza çıkıyordu. Şu an 7. sınıf konusu ama biz yine de bu soruları şöyle bir gözden geçirmek istiyoruz. Şekildeki K ışık ışınının gelme açısı 60 derece olduğunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Bakın, soruda sınır açısı değerini belirtmiş. Sınır açısı sudan havaya 48 derecedir diye söylüyor. Yani 48 derece sınır açısıysa biz bu ışını 60 derece ile gönderdiğimiz zaman sınır açısından daha büyük bir değerle göndermiş oluyoruz. Sınır açısından daha büyük bir değerle gönderdiğimizde ne oluyordu? Işın aynı açıyı yaparak geldiği ortama geri dönüyordu. Biz bu olaya tam yansıma adını veriyorduk. O halde cevabımız B seçeneği, tam yansımanın olması olacak. Bir başka çıkmış sorumuz, yarıya kadar su ile dolu olan kap içindeki cismi gören gözlemci, kap tamamen suyla doldurulursa cisimle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşılaşabilir? Cismin konumunda değişiklik gözlemez, cismi kendinden daha uzakta görür, cismi göremez, cismi kendine daha yakın görür diye şıkları sıralamış. Biz bu kabın içerisine su eklersek ortam az yoğun ortamdan çok yoğun ortamı gözlemiş oluruz. Bu durumda da cismi kendine daha yakın gördüğünü söyleyebiliriz. Işık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır demiş bir başka çıkmış sorumuzda. Bilgiyi yukarıda vermiş. Cam, su, benzen ve alkolün yoğunlukları arasındaki ilişki. En yoğun cam, sonra su, sonra benzen ve sonra alkol olarak sıralanıyor diyor. Şekildeki X, Y, V, Y hangi ortamlar olabilir? Biz hemen inceleyelim. Bakın, ışık ışını X ortamından Y ortamına geldiğinde normale yaklaştığına göre X ortamı az yoğun bir ortam, Y ortamı çok yoğun bir ortam olmalı. Eğer Y ortamı çok yoğun ortam olacaksa su ve alkolü kıyasladığımız zaman bu durumla karşılaşmıyoruz. Çünkü su alkolden daha yoğun. Cam ve benzeni karşılaştırdığımızda yine camın benzenden daha yoğun olduğunu görüyoruz. Su ve camı karşılaştırdığımızda camın sudan daha yoğun olduğunu görüyoruz. Benzen ve alkolü karşılaştırdığımızda da benzenin alkolden daha yoğun olduğunu görüyoruz. Biz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesini istiyorduk. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, K saydam ortamından L saydam ortamı yüzeyine şekildeki gibi ışık gönderiliyor demiş bir sonraki sorumuzda. K ortamının yoğunluğu L ortamının yoğunluğundan büyük olduğuna göre ışık 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı yollardan hangilerini izleyebilir demiş. Bakın, K ortamından L ortamına gönderiyoruz. K ortamının yoğunluğu L ortamının yoğunluğundan fazla. Dolayısıyla benim ışınım çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçiyor. Çok yoğundan az yoğuna geçiyorsa normalden uzaklaşması gerekecektir. Bu durumda normalden uzaklaşan hangileri olabilir diye bakıyorum. 4 numaralı ışınımız normalden uzaklaşıyor. 5 numaralı ışınımızsa sınır açısıyla ilerlemiş. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken sınır açısıyla gidebilir ya da sınır açısından küçük bir açıyla geçtiyse diğer ortama geçer ve normalden uzaklaşır demiştik. Bu durumda cevabımız 4 ve 5 olmalı. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.